falan diyor da. Evet. Ha? Ben de alabilir miyim? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. Her adımda bir adımlık oluyor. Evet, Gülce Hanım, hayranlarınızdan fırsat bulamadık ama Estağfurullah. Pink Lock Short ile birlikte de üzerimize başladık. Ne var ne? Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bayağı uzun zaman oldu. 2-3 gün olmuştur yani evet. Maksimum. Evet. Şimdi eğitim sistemini değiştiriyor muyuz o zaman? Biliyorsunuz Pink Floyd'un da söylemleri var kendi parçalarında. Yok değişim. Yani keşke tabii öyle imkanlarımız olsa ama yok maalesef. Ama gençlere inancımız da onlar bir şeyleri olması gerektiği hali elbette bir şekilde getirir diye düşünüyorum. Şimdi de bir ödül töreni var. Ödül töreni dönmek istiyoruz. Aslında sokak hayvanlarıyla ilgili. Siz de ödül alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Onlar çok güzel bir bahş yaptılar. Ben de çok mutluyum bu yüzden. En azından gerçekten onların bu verdiği değeri umarım herkes görür, anlar. Çok fazla acayip şey izliyoruz, görüyoruz her gün sosyal medyada. Canımız dayanıyor çok fazla. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz ama günün sonunda böyle farkındalıklarda iyi hissetmemize sebep oluyor diyebilirim. Şimdi Gülce Hanım, özel hayatınız hakkında hiçbir zaman konuşmadınız biliyoruz. Bir sorunca da cevaplamadınız ama yanlış anlaşılmalara mal vermemek için bir soru sormak istiyorum size. Tamam, anladım ne Serdar Bilgi ile fotoğraflardan sonra neler söylüyorsunuz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Serdar benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Elbette bizlerin yanında bazı insanları gördüğünüz zaman yakıştırıyorsunuz. Bunu da anlıyorum. Yalnız bir insan olduğum için. Çok da doğal. Ama bununla alakalı en azından bilgi alınabilecek insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bu insanlar aranıyor. Onlar da benim dostlarım. Menajerim, iletişim danışmanım. Ve onlardan bunun aslında bu sorunun cevabını aldıktan sonra bu cevapla yetinmeyip gerçekten insanları yanıltacak haberler yapan arkadaşlarınıza çok kırgınım, çok da kızgınım. Çünkü bu o kadar basit bir şey değil. Hepimizin bir ailesi var, hayatları var, arkadaşları var. Dolayısıyla böyle şeyleri yaparken birazcık daha imtina edilmesini ben arzularım. Yapmayan arkadaşlarınıza da buradan vesileyle sitem ediyor olayım. O yüzden o gün sana sordum sen o musun diye. Çünkü o arkadaşınıza ayrıca kırdım. Çünkü ben her zaman neyse onu söyledim. Hiçbir zaman bundan da çekinmedim, gocunmadım. Ama tatsız oluyor artık galiba biraz. İnşallah bakalım dizi değişir ve düzelir her şey diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok heyecanlıyız. Ben de. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gelirken ne diyeceğim, ne yapacağım diye böyle düşünüyorum. Çünkü ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro İleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü öğrencisiydim. Yaklaşık 2,5 sene kadar. Sonra o tiyatro öyküsü başladığım bir bölümdü. Sonra ayıldım bir gün, dedim ki ya ben konservatuarı özledim. Fakat o zaman da artık yaşım 22, konservatuarlar da beni, devlet konservatuarları da almıyor. Dedim ki o zaman işte bir vakıf üniversitesi vesaire gideceğim ve sınavlara gireceğim tekrar. Fakat para vererek okuyacağım bir şekilde. Babama dedim ki Rüzgar, Anafor, ben dedim bırakıyorum İstanbul Üniversitesi. Hayır öyle olur mu? İstanbul Üniversitesi bırakılır mı? O diploma bırakılır falan dedim. Yapacak bir şey yok yani benim için. Öyle bir aşk, ben dedim gideceğim başka bir üniversitede okuyacağım. Şimdi eski üniversitemden bu ödülü alıyor olmak benim için ayrı bir gurur. Gençlerden almak, Hako'yu bile almak ayrı bir gurur. Buraya kendim gibi özgürce gelebilmek ayrı bir gurur. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok inanıyorum. Çok seviyorum. Ne diyeyim başka? İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.